Kanal D ekranlarından herkese merhaba. Hem Kadın hem Anne programına hepiniz hoş geldiniz. Ben İpek Dağıstanlı. Lafı fazla uzatmıyorum, Leyla ve diğerleriyle başlıyoruz. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Aşk kuralsız, aşk şablonsuz. Ama evlilik dediğimiz zaman biz bir sürü kural, şartlar, şurtlar... Aşık olduğum kişiyle evlenmediğim için aşkı öldürmedi. Pandemi süreci aile içi ilişkileri nasıl etkiledi? Pirin sayanlardan çok işte sıkıldım vesaire. Eğer ben aynı evi paylaştığım insanla uzun soluklu evde kalıyorsam, sıkılıyorsam... Doğumdan sonra ne zaman diyete başlanır? Burada birazcık anneyle ilgili ama hani benim tavsiyemi soruyorsanız... Ne yersen ye diyor, bir tabak ye diyor. Mutlu diyet nedir? Yani yemekten keyif aldığı yiyecekleri yemesini öneriyorum. Ancak şunu yapıyoruz. Kahvaltıda diyor, gidiyorsun bir tutuşu diyor, yiyeceksin diyor peyniri. Anne olmasının yanında başarılı bir veteriner ve iş kadını olan Merve Bektaş, bu hafta kahve molasında İpek Dağıstanlı'nın konuğu. Kadın yapmak istedikten sonra her şeyi yapabilir, her şeyi başarabilir. Yani uzun mesai saatlerinde çalışıyoruz ama insan sevdiği işi yaptığında asla yorulmazmış diye. Hamilelikte genetik test yaptırmak gerekir mi? Gebelik döneminde bebeğin hasta olup olmadığını, doğum sonrasında bir çocukta problem olma ihtimali varsa bu risklerin yüzdelerini... Genetik test ile hastalıkların önüne geçmek mümkün mü? Biz onun tanısını koymuşuz. Tüp bebek artı genetik ayıklamayla sağlıklı bir çocuk sahibi yapmışız. Leyla ve diğerlerinin başından geçen komik hikayeler ve İpek Dağıstanlı'nın uzman konuklarıyla sizin programınız hem kadın hem anne başlıyor. Ay Burak, bunlar ne? Neler ne aşkım? Aa, o elinde balon olan beni biliyor musun? Yanındaki de ilkokul öğretmenim Şazi Özdeğer. Ya ne tatlı bir kuzuymuşsun sen. Aferin sana, öğretmenin adını da unutmamışsın ha. Nasıl unuturum? Ben ilkokul öğretmenime aşıktım. Ha benim kuzum, sen daha küçücükken platonik aşklar mı yaşamaya başladın? Yani platonik mi onu bilmiyorum da gerçekten büyük bir aşktı benim için. Kapanıp yatağımın yorganımın altında ona şiir yazardım. Aa bak, aklımda biliyor musun? Dur. Şaziyem Şaziyem, benim sütlü kurabiyem. Değdi gözlerin gözlerime, kaydı benim şirazem. Bakar mısın şimdi? Baktım. Nasıl? Çok çok iyi. Niye bıraktın sen şiir yazmayı? O gençlik zamanı canım bunlar şimdi. Biliyor musun, sırf o seviyor diye. Sırf seviyor diye. Şaziyem. Tabii Şaziye öğretmenim. O seviyor diye kır çiçekleri toplardım ona. Yolu uzatırdım. Kır çiçeklerinin olduğu yerlerden böyle giderdim ki ona bir demet kır çiçeği vereyim diye. Aşkım Şaziyem böyle bir gözüme baksın diye bir bakardı. İnanır mısın aşkım? İçim titrerdi böyle, rengim menzim atardı. O derece diyorsun. Tabii tabii. Bir kere annemi suç ortağı yaptım. Anne dedim ya, Şaziyem'e bir hediye alalım. Ne alalım? Fırfırlı gömlekler moda. Aldım götürdüm bak, ertesi günü giydi kadın. Neden aldım peki onu biliyor musun? Sor neden aldın? Yakışmış mı, onu sorayım abi. Yakıştı. Neden aldın sor? Neden aldın? 16 Şubat doğum günü. Asla unutmuyorum. 16 Şubat doğum gününde o gömleği hediye aldım ve ertesi gün bana giydi, düşünebiliyor musun? 16 Şubat. Evet. Şaziye'nin doğum günü. Aynen, Şaziye'min doğum günü. Vay. Ben seni var ya çok Burak. Güzel gün. Ben seni var ya, ben seni parçalarım Burak. Aa, bir dakika, ne oldu şu an? Ne demek ne oldu şu an ya? Ben sanıyorum ki tamam, adam böyle yani. Yapacak bir şey yok. Meğer bana gelişi buymuş adamın ya. Ne alakası var? Şu an sen neye sinirlendin? Bana bir anlatır mısın? Küçük masum bir aşkı mı şu anda küçük sinirlendin? Küçük, masum. Evet. Sen daha fazla konuşma bence Burak. Sen konuşma. Bana bir tanecik gül al diye böyle 8 takla atıyorum. 1000 tane şebeklik yapıyorum be. Bir tane aldın mı? Aa, ben bunca yıldır beraberiz, bir taklanı görmedim. Konumuz evlilik aşkı öldürüyor mu? Konuğumuz ise kişisel dönüşüm danışmanı, yazar, sevgili Aret Martanyan. Hoş geldin Aret. Hoş bulduk, merhabalar. Sana şimdiye kadar belki binlerce sorulmuş bir soruyu tekrar sormak istiyorum. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Bu soruyu hep soruyoruz herhalde. Bütün evli çiftler de soruyor vesaire ama evlilik aşkı öldürür ama nasıl evlilik aşkı öldürür? Bizim bildiğimiz evlilik aşkı öldürür. Şimdi artık yeni dünya diyoruz, yeni normal diyoruz, yeni kavramlarla tanışıyoruz. Ama artık o sahip olunan, her şeyim benim ilişkim, her şeyim benim hayatım, her şeyim sensin. Bu modelin artık yaşama şansı yok, gelecekte de yok. Evliliği eğer biz bir kafese çevirirsek,
evliliği bir savaşa, nasıl bir savaşa? Kendi isteklerimi sana kabul ettireceğim, senin bana kendi isteklerini kabul ettireceğin, her şeyi beraber yapacağız, hayatımızda birbirimizden başka hiçbir şey olmayacak dediğimiz noktada aşk biter. Çünkü aşk garantiyi sevmez. Aşk heyecanı arıyoruz, biz tutkuyu arıyoruz, şehveti arıyoruz belki ama ve lakin aşk da bunlardan ibaret değil. Yani aşkı nasıl tanımladığımız, aşk kuralsız, aşk şablonsuz. Ama evlilik dediğimiz zaman biz bir sürü kural, şartlar, şurtlar, stratejik oyunlar, planlar, bunların hepsi aşkı öldürür. Yani evleniyoruz ve yavaş yavaş bunlarla birlikte böyle kendimiz böyle öldürmeye başlıyoruz, öyle değil mi? Evleniyoruz, evlendikten sonra hemen herkes sormaya başlıyor. Hadi artık evlendiniz, çoluk çocuk sahibi olun ve dünyanın en güzel şeyine sahip oluyoruz, çocuğumuz oluyor. Çocuk sahibi olduktan sonra da başlıyor çatırdamalar. Çocuk sahibi olmak evliliği ne kadar etkiliyor? Danışanlarından ve gözlemlerinden neler çıktı şimdiye kadar? Şimdi gerçek anlamda bu konu şudur. Herkesin ilişkisi kendine aittir. Dolayısıyla çocuk olunca böyle olur, kesin böyledir ya da çocuk olmazsa böyle olur, kesin böyledir de bunlardan kaçmamız lazım. Ve sık yaşadığımız bir sorun aslında ilişkilerimizde. Sürekli olarak uzmana bakalım, arkadaşıma sorayım, komşuya bakayım, aileme bakayım, ona göre. Hayır, herkesin ilişkisi kendine. Sizin ilişkiniz, kendi ilişkiniz. Ve çocuk dediğimiz zaman da çocuk geldiğinde zaten yeni bir varlık geliyor ve ailemiz için yeni bir dönem başlıyor aslında. Şunlardan korkuyoruz, artık işte eşim beni beğenmeyecek mi, işte kilomu aldım, hormonlarım artık farklı çalışıyor vesaire. Çocuk bir sorumluluk ve ciddi bir sorumluluk. O yüzden eğer ilişkinin temelleri sağlam değilse çocuğun gelmesi o sorunları daha da ortaya çıkartabilir. Ama çocuk normalde ailenin meyvesidir ve çocuktan sonra aslında ilişki daha da olgunlaşır. Burada önemli olan şey şu: biz neden beraberiz, neden birlikteyiz sorusunu birbirimize doğru cevap verebilmemiz ve hiç unutmayalım şunu, birbirimize sarıldığımızda ne hissettiğimiz. Bu hisler duruyorsa, bunlar yerindeyse eğer, çocuk ilişkiyi daha da yukarıya taşıyacaktır. Ama ilişkinin çatırdamasının nedeni, çocuk olduğunda biz zannediyoruz ki özenle artık gerek yok, ilgiye artık gerek yok. Hayır, evlilik bir son değil, bir başlangıç. Çocuğun gelmesi de yeni bir sürecin başlangıcı. Öncelikle karı kocayız, sonra da anne baba oluyoruz. Net, onu net. Çok iyi çok güzel ifade ettin. Ayırt etmek gerekiyor, öyle değil mi? Bazen evliliklerde, yani arkadaşlarımdan da görüyorum, kendim de yaşadığım oluyor. Ya çocuktan sonra çok değiştik. Ben de değişiyorum, eşim de değişiyor. Ne yapmamız gerekir bu değişim? Yani çocuk etkiliyor mu evliliğin? Kötü mi? Yönde etkiliyor mu? Çünkü vakit ayırmıyoruz, hep çocuk odaklı oluyoruz. Ne yapmamız gerekir? Biraz fazla mı acaba? Ya birazcık da bizim çocuğa bakış açımız. Çocuk gel, bana mesela denen şu, çocuk olduğu zaman hayatın komple değişecek, odağı olacak. Evet, elbette ki öyle. Ama 3 tane puset, 5 tane bez, 2 ayrı biberon. Mesela yurt dışındaki örneklere baktığımız zaman çocuğu ilk ayında kanguruya koyuyorlar o taşıma çantasına. Ve birlikte eşler tatile de gidiyorlar, işte bisikletle de geziyorlar. Biz çocuk gelince her şeyi aman durun, belki çok fazla pimpirikleniyoruz, çok fazla titiz davranıyoruz. Ve hayatımızda yeni şeyleri hayatımıza katmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Ve bakın, evlilikteki asıl mesele çocuk sahibi olduktan sonra bir kere bence tam aile olunmaya başlanıyor. Ve bu tam aile olduğumuzu unutmamız gereken tek şey şu: biz birbirimiz için varız ve çocuğumuz için varız. Ama elbette ki ona olan sevgimiz bizim sevgimizden çaldığımız sevgimiz değil. O başka bir sevgi. Hani çocuğa sorarlar ya, anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı daha çok seviyorsun? Ya annemi daha farklı seviyorum, babamı daha farklı seviyorum. O yüzden biz korkuyoruz, belki gözümüzü çok büyütüyoruz ama çocuk bir sorumluluk. Ama bir zorluk değil hayatımıza gelen. Onun için aşk olan yuvada çocuk aşkı güçlendirir deme sebebi bu. Bu arada Aret sokağa çıktık, halkın nabzını tuttuk. Onların da fikri çok önemli, çok merak ediyorum. Ben de şimdi izleyeceğim seninle birlikte. Onlara da sorduk, evlilik aşkı öldürüyor mu? Birlikte izleyelim. Bakalım. Sizce evlilik aşkı öldürüyor mu? Bence öldürmüyor. Çünkü neden? Ben zaten aşık olarak evleniyorum. Evlendikten sonra yine bu aşkım devam ediyor. Fakat çocuk olduktan sonra farklı bir boyuta geçiyor sadece. O kadar. Bence aşk devam ediyor. Öldürmez. Yani aşık olduğum kişiyle evlenmediğim için aşkı öldürmedi. Yani onlar bence birbirlerini sevmiyorlar, aşık değiller. Belli bir müddet beraber oluyorlar. Ondan sonra birbirlerinden bıkıyorlar. Evlilik aşkı öldürüyor diyorlar. Bence öldürmüyor. Daha da güçlendiriyor. Birbirine alışıyorsun, daha çok seviyorsun. Huylarını daha çok iyi tanıyorsun. Daha çok seviyorsun. Bence öldürmüyor, tam tersi. Bence de öldürmüyor. Evet, bence evlilik aşkı objeleştirerek öldürüyor.
öldürmemesi için geleneksel ailevi yöntemlerden daha dışa çıkıp aşkımızı ve vaktimizi doğru değerlendirip hayatımızı yaşamalıyız. Onlara ev araba almaktansa daha çok gezmeyi ve yaşamayı tavsiye ederim. Hep birlikte izledik sokak röportajlarını. Aret Vartanyan'la konuşmaya devam ediyoruz. Öldürenler oldu, öldürmeyenler oldu. Karar veremedim ben de gerçekten bu evlilik aşkı öldürüyor mu, öldürmüyor mu diye. Öldürdüğünü varsayalım Aret. Peki nasıl tazeleyeceğiz biz bu aşkı? Önce karar veremekte haklısın. Zaten sokak röportajlarında dengeyi görüyorsun. Evet. Bak, her yıl binlerce insanla benzer konuların üzerine çalışıyorum ve emin ol bunda bir uzlaşma yok. Herkes farklı bakabilir. Nokta şurası. Aşk canlandırılır ama ölmeden canlandırmanız lazım. Yani her şeyi tükettikten sonra, bir de üzerine saygıyı tükettikten sonra ondan sonrası çok zor. O yüzden ilişkimizi iyi giderken ya da böyle ilk düşüşleri hissettiğimizde, aradıklarımızı bulamadığımızda bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini anlarız. Altın kural, konuşmalıyız, birbirimize karşı şeffaf olmalıyız ve böyle gider demeden her gün emek vermemiz gereken bir şeyden bahsediyoruz. Ve unutmayın ki her kadın, her erkek beğenilmek, arzulanmak, değerli olduğunu hissetmek ister. Bunu kaybettiğimizde aşkı öldürüyoruz. Bunu kaybetmezsek zaten aşk ölür mü, ölmez mi diye sormamıza gerek kalmayacak. Hepimiz diyoruz ki aşk zamanla azalıyor, bitiyor. 30 yıllık, 40 yıllık evlilikler görüyoruz. Nasıl yani bu devirde ne kadar güzel diyoruz. Belki de inanmıyoruz. 30-40 yıl acaba hala seviyorlar mı birbirlerini diye. Bu taze tutmak için birkaç öneri verebilir misin? Kavramları karıştırıyoruz. Yani sevgi başka bir şey, aşk başka bir şey, heyecan, tutku başka bir şey. Tabii hemen kısaca bir toparlarsak biz şeyi istiyoruz. Sanki ilk başladığımız o kalbimiz güm 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 atıyor, nefes alamıyoruz. Bu bitecek zaten. Bunun sürdürülebilirliği yok öyle yıllarca. Ama 50 yıl sonra da olsa, 30 yıl sonra da olsa hep altını çizdiğim şey eşimi benim ona sarıldığımda hissettiğim önemli, onun kokusunu içime çektiğimde hissettiğim önemli. Bu tükenmemeli. Ve bunun tükenmemesi için de garanti görmemeliyiz. Birinci kural. O cepte nasıl olsa hep burada. Elimizden kayıp gittiğini de anlıyoruz sonrasında. Ve neyi bekliyoruz bir aşktan? Yani eğer kişi kendi yaşamak istediği ilişkinin ne olduğunun farkında değilse veya ben hayatta ne aradığımı bilmiyorsam, özgüvenim yerlerdeyse, nasıl bir ilişki istediğimi, ilişkiyi sadece bir sahip olma, aradıklarımı bulma noktası olarak görüyorsam eğer zaten o ilişkide hayır gelmiyor. Bunu nasıl görüyoruz? İşte sosyal mecra yüzünden onu beğendi, bunu beğenmedi, kavga etmekten tut da işte küçük günlük sorunların sorun olmasına kadar. Uzun lafın kısası, ilişkiyi şey, eğer canlandırmak istiyorsak, hani o düşme noktasında veya o 30 yıl sonra bunları hissetmek istiyorsak, niye beraber olduğumuzu hiç unutmayacağız. Ve sarılmayı, gözlerimize bakmayı unutmayacağız. Orayı tükettiğimizde ilişkiyi tüketiyoruz. Altını çiziyoruz. Evet, evet. Kırmızı kalemle altını çiziyoruz. Kişisel dönüşüm danışmanı olarak sana birçok çift geliyor. Son yıllarda da boşanmalar oldukça arttı. Neden boşanıyoruz? Ya şöyle bir şey var. Biz eski model diyoruz mesela. Eski modelde hani 30 yıllık, 40 yıl. Ama eğer şöyle bir örnek verelim mesela. Ben hayatta nereye gitmek istediğimi biliyorum. Bir kadın olarak düşün beni. Ve yapmak istediklerim var, değerlerim var. Ve bir ilişki düşün. Hakarete uğruyorum, beni aşağıya çekiyor, aradıklarımı bulamıyorum, kadın olduğumu unutmuşum. Neden o ilişkiyi sürdüreceğim? Ama ne deriz mesela işte el alem ne der diye, işte çocuklar var diye, başarısızlık olacak diye. Bunlar için bir ilişki süremez. O yüzden de zaten bazı şeyler tükenebilir ve bitebilir. Ölüm değildir ayrılık. Ayrılıkla barışamayan da ilişkisiyle barışamaz. Biz sanıyoruz ki sevdiğim insanı bir daha hiç göremeyeceğim veya o sevdiğim insanı kaybedeceğim. Şu çok önemli, sevgi yetmez ilişki için. İnsan olarak seviyorsundur artık, kardeş gibi görüyorsundur, arkadaşın olarak seviyorsundur. Burada olabilir bunlar. O yüzden de ayrılığı bu kadar öcü gibi, çok korkunç bir şey gibi göstermeyelim. Kaldı ki eğer kanlı bıçaklı olacak hale kadar kavga edecek, birbirimize hakaret edecek, saygıyı kaybedeceğimiz noktaya geldikten sonrası çok daha kırıcı oluyor. Önemli olan şey nitelikli ilişkiler yaşayabilmek, bu çok daha gerçek. Pandemi süreci herkes evdeydi. 7-24 belki de yıllardır hiç bu kadar birlikte olmadığımız ailemizle birlikte olduk. Öncelikle sana soruyorum herhalde. Nasıl geçti pandemi dönemi? Hiç eşinle böyle bir sürtüşmeler, çatışmalar oldu? Ben şöyle görüyorum. Hepimiz için bence öyle görülmeli. Belki de o yoğun tempoda günlük hayatta ıskaladığımız şeyleri telafi etme dönemiydi. Yani daha fazla birlikte ailemizle zaman geçireceğimiz, daha çok sarılabileceğimiz, daha çok sohbet edebileceğimiz. O yüzden ben açığı kapattığımızı inanıyorum kendi hayatımda. Ama şeyleri gördüm tabii. Pirinç sayanlardan çok işte sıkıldım vesaire.
Eğer ben aynı evi paylaştığım insanla uzun soluklu evde kalıyorsam, sıkılıyorsam, onun artık bana zorlu geliyorsa o zaman ilişkimizi konuşmamız gerekiyor zaten. Pandemi süreci sonrası yeni normal hayatımızda ilişkilerimizde bir enteresan olmaya başladı ama bayağı da ayrılmak istiyorum, işte bir daha düşünüyorum, evliliğimi gözden geçirdim diyenler var. Danışanlar ne durumda? Evet, öyle çünkü eğer zaten belki şuydu, biz günde birkaç saat geçirdiğimiz zaman bir şekilde idare ediyorduk ama sürekli beraber olduğumuz zaman aslında sorunlarımızı daha fazla gördük ve konuşmamız gerektiğini, bir çözüm bulmamız gerektiğini anlamış oluyoruz. Bir diğer şey de özellikle erkekler teknolojiyi kullanamıyorlar çünkü aldatma vakalarında bir patlama oldu, ortaya çıkışında bir patlama oldu. İşte mesajların açık unutulması, bir şey olması vesaire. Tabi o apayrı bir konu, yani sonuçta nereden aldatmayı başlatacağız, neyi gerçekten sorun yapacağız gibi. Ama sonuçta bu kadar yakın olunca eğer eksikler varsa onlar su yüzüne çıkar. Ve o yüzden de şu anda o sorunlar çok fazla konuşuluyor. Bir süre daha böyle devam edecek ama önemli olan şey zaten gerçek olan olsun hayatımızda. Pandemi sürecinin bize getireceği şey şudur: hayatımızda her şey, İş, güç, eş, sevgili gerçek olacak. Samimi ve gerçek. O yüzden biz de ilişkilerimize, samimiyetimize ve gerçekliğimize bakmak zorundayız artık. İyi ki anlattın, iyi ki geldin programımıza. Büyük çok teşekkür ederiz. Sevgiyle. Şimdi sırada Leyla'nın yeni maceraları var. Bakalım neler izleyeceğiz. Doğumdan sonra ne zaman diyete başlanır? Burada birazcık anneyle ilgili. Ama hani benim tavsiyemi soruyorsanız... Ne yersen ye diyor, bir tabak ye diyor. Mutlu diyet nedir? Yani yemekten keyif aldığı yiyecekleri yemesini öneriyorum. Ancak şunu yapıyoruz. Havaltıda diyor, biliyorsun bir kutusu diyor, yiyeceksin diyor peyniri. İpek Dağıstanlı soruyor. Uzman diyetisyen Çağatay Demir cevaplıyor. Az sonra. Leyla'cığım, ellerine sağlık hayatım. Her şey nefis olmuş. Afiyet bal şeker olsun hayatım. Bak dolmadan da al. Onu bugün yaptım. Ne olur bak tadına bak. Ay yedim çatlayacağım. İkinci tabağım yeter. Kız olur mu? Ant verdim. Ellerimle yaptın diyorum. Ben yiyemiyorum diyorum. Sen ye. Senin şu diyet işi ne oldu? İşte uğraşıyorum hala. Doğumdan sonraki kiloları vermeye çalışıyorum. Yok hayatım, gayet fit görünüyorsun. Yok kız, sen bakma öyle durduğuma benim. Bende bir göbek var, ooo aldı başını gidiyor. Kız kaç tane diyet denedim. Bak sayamıyorum, unuttum. Kaç tane diyetisyen değiştirdim ama. Ama şimdi bir tane buldum. Ay bir disiplinli, bir fena. Sözünden çıkamıyor, ne derse o. Ne diyor peki? Şey diyor. Benim diyor açıcıyamın diyor, dışına çıkmayacaksın diyor. Ne yersen ye diyor. Bir tabak ye diyor. Bir tabak. Bir tabak. Hem de hiç valla ne diyorsa onu yapıyorum. Ne yersen mi? Bir tabak yiyorum. Mesela şey diyor, kahvaltıda diyor, biliyorsun bir kutusu diyor, yiyeceksin diyor peyniri. Ödüm kopuyor benim kaçıracağım diye, yanımda taşıyorum ben bunu. Böyle zayıflayacağım diyorsun. Tabii ne yapayım, böyle. Bir hafta oldu başlayalım. 3 kilo aldım. Konuğumuz doğum sonrası kilolar. Konuğumuz ise uzman diyetisyen sevgili Çağatay Demir. Çağatay Bey, bir tabak önemli ama öyle değil mi? Bir tabak tabii ki önemli ama o tabağın bir boyutu önemli, bir de o tabağın içine ne koyduğunuz da önemli. Çok büyük bir tabak ve karbonhidratla dolu bir tabaktı. Bunu tabii ki önermiyoruz. Çağatay Bey, doğumumuzu yaptık. Kaç kilo aldık? Herkes kendine göre bir kilolar alıyor. Doğum sonrası hemen diyete başlamak isteriz. Ne zaman diyete başlanır doğumdan? Bunun kesin bir kuralı yok, onu söyleyeyim. Yani hani burada kesinlikle işte birinci aydan sonra, üçüncü aydan sonra demek doğru bir iletişim değil. Şöyle bir örnek vereyim. Ben şimdi buraya gelmeden önce çok tamamen tesadüf, hatta onunla görüştüm. Dubai'den bir danışanla online görüştük. Telefonu kapattım ve buraya geldim. O 2 hafta önce doğum yapmış. Hatta bebişini de gösterdi. Çok tatlı falan, böyle güzel bir kız bebeği olmuş. O mesela 2. haftada kilo vermeye karar vermiş. Burada birazcık anneyle ilgili ama hani benim tavsiyemi soruyorsanız ben bir 3 ay beklenmesini uygun buluyorum. Çünkü özellikle ilk çocuksa o ilk çocuk eve böyle bomba gibi düşer. Anne de baba da tabii de ağırlık olarak anne daha böyle bir paniktir. Bu çocuğu işte beslemesi lazım, bir yandan süreçleri yönetmesi lazım. Çocuğun gazı olur, ne bileyim işte kusması olur. Anne aslına bakarsak kendisiyle böyle hemen ilgilenmeye başlamayabilir. Bu da çok da doğaldır. Ama 3. aydan sonra hem anne bebeğine alışır, hem bebeğin beslenme süreleri birazcık daha açılır. Çünkü mide kapasitesi büyür. O yüzden benim tavsiyem 3. aydan itibaren
kilo vermeye başlanabilir. Yani emzirirken rahat rahat diyet yapmaya başlayabiliriz. Şimdi aslında halk arasında diyet denilen kavram şöyle anlaşılıyor. Eyvah ben işte aç kalacağım, işte bir kibrit kutusu kadar peynir yiyeceğim, sabah akşam brokoli yiyeceğim. Böyle işte keyifsiz, lezzetsiz bir süreç gibi algılanıyor ama şimdi bizler birer beslenme diyet uzmanıyız. Bizler kişinin klinik durumuna göre bir beslenme planlıyoruz. Yani kişinin işte emziriyor olabilir, kişi hamile olabilir, kişinin diyabeti olabilir, kişinin böbrek yetmezliği olabilir. Yani biz bu klinik durumlara göre bir plan veririz. Tabii ki emziren bir anne de ilk yani baktığımız konu şudur. Annenin yeterli miktarda ve iyi kalitede süt üretmesidir. Biz öncelikle onu hedefleriz. Bununla beraber kilo kaybını sağlarız. Şimdi sizden böyle bir ufak örnek diyet listesi istesem ama sizin bildiğim kadarıyla mutlu bir diyetiniz var. Mutlu diyet nedir? Bir anlatır mısınız? Mutlu diyet şöyle oldu. Ben 14 yıldır bu işi yapıyorum. İşte mesleğimin ilk yıllarında işte kilo vermesine yardımcı olduğum danışanlarıma şey diyordum. Ya bana bir paragraf bir şey yaz. Yani hani ne yaşadın, nasıl geçti bu süreç vesaire. Ve gördüm ki birçok kişi mutluluk kavramı üzerinde duruyor. Yani diyor ki İşte kilo verdim çok mutlu oldum, kilo verdim giyemediğim kıyafetleri giydim çok mutlu oldum, kilo verdim işte diyabetim geçti çok mutlu oldum vesaire. Hep mutluluk mutluluk. O zaman dedim ki ben dedim bunun adı mutlu diyet olsun. Şimdi mutlu diyet ne demek? Şu demek, ben kişinin keyif alarak yediği yani yemekten keyif aldığı yiyecekleri yemesini öneriyorum. Ancak şunu yapıyoruz, baklavayı çok seviyorsunuzdur, bende hiçbir şey yasak değildir ama şu vardır. Kalorisi yüksek ve tırnak içinde sağlıksız olan yiyecekleri birazcık daha tabii ki kısıtlı yemesini öneririm. Çünkü bir kişiye şunu kesinlikle yiyemezsin dediğinde o kişinin gözüne çok büyür ve çok daha ulaşılamaz ve çok daha aslında bakarsak o yiyeceğe karşı arzusu artar. Ben de her şey serbesttir ama derim ki işte salata evet her gün yemelisin, yoğurdu her gün yemelisin, tam buğday ekmeğini her gün yemelisin ama işte baklava evet seyrek işte haftada bir ye ya da ne bileyim tatlıyı çok seviyorsan benim mesela çok fazla sosyal medya hesabımda da paylaştığım sağlıklı tatlılar var, şekersiz. İşte onları yapabilirsin diyorum. Şimdi örnek bir liste vermek gerekirse bir emziren bir anneye şöyle önerebilirim. Sabahları mesela şekersiz bir rezene çayı içebiliriz. Rezene çayı ile ilgili bir dipnot vereyim. Rezene evet süt üretimine katkıda bulunuyor. Ancak bazı anneler bunu çok fazla tüketiyor. Biz günde 2 ila 3 fincandan fazla önermiyoruz. Çünkü bebeğin karaciğer fonksiyonlarını bozabilir. Lütfen dikkat. Şimdi şöyle bir eğilim vardır. Önemli bir şey faydalıysa, işte bir şeye iyi geliyorsa ondan daha fazla tüketmek isteriz. Bu doğru değildir. İşte örnek veriyorum, C vitamini faydalı mı? Çok faydalı. Ama ondan işte günde 1 miligram alırsan böbrek taşı yapıyor gibi. Yani her şey dengesinde olacak. O yüzden rezene çayını da abartmayalım. Yanında mutlaka yumurtamız. Yumurta çok iyi bir protein ve çok iyi bir kolesterol kaynağı. Kolesterol niye faydalı? Bebeğin beyin gelişimine çok destekliyor. Mutlaka bir peynirimiz olsun. Ne kadar olsun? İşte çok iyi bir tabir değil kibrit kutusu ama iki kibrit kutusu ya da şöyle iki parmak diyelim verebiliriz. İşte yanında mutlaka ceviz, iyi bir omega 3 kaynağı ve sütün omega 3 içeriğini arttırmak çok önemli. Bebeğin beyin gelişimine destek oluyor. İşte bolca böyle domates, salatalık mevsimine göre yeşillikler vesaire ve mutlaka tam buğday ekmeğini yedik. Aslında bir klasik Türk kahvaltısı verdim. Mutlaka üzerine bir kase şekersiz komposto. Mesela işte kuru kayısıdan yapılabilir, mevsimine göre ayvadan yapılabilir, kuru üzümden yapılabilir ama şeker koymayalım. Ne yapalım mesela? Onu kaynatırken içine 1-2 çubuk tarçın atalım. Onunla kaynatalım. O çok güzel bir aroma verir. Sabahta bir kase onu içtik. Kahvaltı bitti. Öğlen ben ne veriyorum genelde? Mutlaka bir çorba. Şimdi mesela yaz döneminde soğuk çorba çok güzeldir. İşte yoğurdu koyarsın. İçerisine birazcık haşlanmış buğday, birazcık nohut. Bebeğin gazı oluyorsa nohut koymayalım. Sadece buğday koyalım. Bolca sulandıralım. İçine biraz salatalık rendeleyelim mesela. Böyle bir çorbayı yaptık diyelim. Ya da hava sıcak ama kişi seviyorsa normal bir tarhana çorbası, şehriye çorbası içebilir. Yanında işte böyle bir tabak sebzesini yer. İşte mevsimine göre ne bileyim semizotu yer, taze fasulyesini yer. Yanında yoğurdunu yer. İşte birkaç kaşık pilav ya da bir lokma ekmek alır, konuyu kapatır. Öğlen bitti. Saat 4 çok önemli bir öğün. Şimdi genelde 4'te bir şey yemezseniz akşam böyle bir anda acıkırsınız ve emzirmek kadının enerji harcamasını arttırır. Şimdi saat 4'te diyelim bir şey yemedi, akşam böyle saat 7-8'de böyle bir bakar, kan şekeri düşmüş ve tabiri caizse böyle mutfağa saldırır. O yüzden o olmasın diye mutlaka saat 4'te bir şey veriyoruz. Ne olabilir? Mesela güzel bir tost olabilir. Emziren bir kadın için mesela çok güzel bir öğündür tost. Ya da ne bileyim böyle bir kase yoğurdun içerisine bir meyve doğrayabilir, içerisine böyle birkaç kaşık yulaf koyabilir. Benim mesela yulafla verdiğim çok güzel kurabiye tarifleri var, onları çok sık veririm. İşte yulaf ezmesi, kuru meyve, süt, tarçın, onlar böyle fırında pişer, çok keyifli olur. İkindiyi mutlaka yapalım. Akşam da diyorum ki işte öğlen et öğünü, et yapmadığımız için, et yemediğimiz için akşam böyle güzel bir et grubundan bir şey. Bu haftanın iki günü et olur, iki günü, üç günü balık olur, işte bazı günler tavuk, hindi olur. Böyle güzel bir et. Ne porsiyonda? Değişir kişiden kişiye ama ortalama
180 ila 200 gramlık bir et, yanında salatası, yanında böyle mesela birkaç kaşık pilavı olabilir ya da yine çorbası olabilir. Niyet yapmak istedim. Evet. O böyle kadar güzel anlattınız ki. Çünkü bu modelde hem hani ihtiyacı olan besini ve besin öğelerini alıyor hem de kilo veriyor. Hı hı. Mesela burada da yeri gelmişken unutmadan söyleyeyim. Mesela kara buğday hani böyle değişik bir aroması vardır ama süt üretimine çok fayda sağlar. Hani bizim en temelde sütü arttırdığımız şey su, yani aslında sıvı ve en iyi kaynağı da su. Ama bununla beraber mesela kara buğdayın ben çok faydasını görüyorum. Öyle ondan böyle güzel bir pilav yapılabilir, günlük beslenme eklenebilir. Anladığım kadarıyla mutlu diyet kesinlikle katı bir diyet değil. Değil değil. O zaman gelin sizinle başka diyet çeşitlerini hı-hı biraz çekiştirelim. Ne düşünüyorsunuz bu popüler diyetler hakkında? Bu tabii hani şimdi... Şok diyetler var. Kilo durumu. İki tabii. Öğün diyeti var. Hı-hı. Var, var, var. Şimdi fazla kilolu olmak toplumun ortalama %65-70'ini ilgilendiren bir durum. Yani aslında baktığımızda bizim toplumumuza her 3 kişiden birisi kilolu, birisi obez, birisi de ideal. Demek ki popülasyonun ciddi bir kesimini etkiliyor. Şimdi bu popülasyona da popüler diyet zihniyetine göre yeni şeyler sunmak birçok kişi için iyi olabiliyor. İyi bir iletişim aracı olabiliyor. Ben her ne kadar yanlış bulsam da. Şimdi beslenme insanın doğumdan ölüme kadar ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden bir tanesi. Ve bunun gerçekten çok iyi düzenlenmesi lazım. Çünkü sizin yanlış bir beslenme şekline sahip olmanız sizin ömrünüzü kısaltabiliyor. Beslenme alışkanlığı aileden geçmiyor mu? Kesinlikle. Yani çocuk mesela şunu çok görürüm. Anne ya da baba ya da ikisi de bir gazlı içecek içer. Çocuğuna der ki gazlı içecek içme. Şimdi bunun hiçbir anlamı yok. Sen içmeyeceksin. Evet. Ya da işte baba der ki ben bamya sevmiyorum. Çocuk da yemeyecek. Şimdi dolayısıyla çocuğun bir çevresinde olan olayları taklit etme eğilimi vardır. Yani ortaya konan bir bamyadan bütün aile fertleri güzel bir şekilde yiyorsa çocuk da yer. Ya da ne bileyim sevmediği bir yiyeceği ona farklı bir şekilde sunmak yine ebeveynlerin görevidir. Dolayısıyla aslında bakarsak obezitenin ve beslenme alışkanlığının gelişimi daha çocukluktan başlayan bir şeydir. Şimdi dolayısıyla da şimdi bu popüler diyet kültüründe şöyle bir yanlış anlama var. Bir mucize bekliyoruz. Yani ben şu diyeti yaptım, bir ayda 10 kilo verdim, aferin bana. Değil. Niye değil? Çünkü sürdüremeyeceksin. Yani onu en fazla birkaç ay yaparsın. Çünkü mesela ketojenik diyet, ben klinikte çok zorlandığım böyle dirençli kiloları aşmak için kullanıyorum. Ama her zaman şunu söylüyorum. Uzun süre yapmak sağlıklı değil. Kısa bir süre yapacağız, dirençli kiloyu aşacağız ve tekrar Akdeniz tipi beslenmemize geri döneceğiz. Dolayısıyla da mesela kan grubuna göre diyet, hiçbir bilimsel altyapısı yok. Yani biz okulda böyle bir bilgiye ulaşmadık. Biz hocalarımız kan grubu A olana, B olana şunu tavsiye et hiçbir zaman demedi. Çünkü böyle bir bilimsel altyapısı yok. Ama şu var, mesela protein diyeti var. Etkili mi? Çok etkili. Çünkü oturduğunuz yerde vücudun daha çok kalori yakmasını sağlıyorsunuz. Ama şöyle bir handikap var. Yüksek hayvansal proteinle beslenen kişilerin yaşam beklentisi daha az. Şunu yapabiliriz. Dirençli kiloyu kırmak için 2-3 hafta uygulayabiliriz. Sorun yok. 2-3 haftada onun yaşam beklentisini azaltmayacağız ama kişi öyle bir beslenme alışkanlığını benimserse uzun vadede kolon kanseri riski artıyor. Ya da ne bileyim kalp damar hastalıklarına yakalanma ihtimali artıyor çünkü damar yapısını bozuyor. O yüzden hep söylüyorum özetle yeterli, dengeli ve mutlu beslenmek lazım. Harika bilgiler verdiniz. Zaten sizi sosyal medyadan çok severek takip ediyorum. Özellikle sosyal medya hikayeleriniz muhteşem. Buradan hemen onu da belirtmek istedim. Teşekkür ederim, sağ olun. Geldiğiniz için, bu değerli bilgiler için çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Kahve molasında bu hafta çok ama çok değişik bir yere geldik. Anne şefkatiyle veterinerlik hekim bilgisini birleştirerek kendine doğal yaşam merkezi kurmuş. Namı diğer veteriner anne sevgili Merve Hanım. Merhaba Merve Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz İpek Hanım. Hoş bulduk. Her veterinerin bence hayali evet olmalı böyle bir yerde yaşamak. Nasıl başladınız? Yani hem annesiniz hem veterinersiniz hem de çocuklarınızla birlikte bir doğal yaşam alanı yaratmışsınız. Evet, kesinlikle hayalimizdi eşimle beraber. Ben toprağı ve doğayı çok seviyorum. Aynı şekilde eşim de öyle. Toprak, doğa, hayvan. İstedik ki çocuklarımız da böyle bir doğal ortamda büyüsünler, doğal sebzelerle büyüsünler istedik. Her şey o kadar doğal evet ki, tırtıllar gördük, böcekler gördük. Evet. Korkmadan bunları bize bir anlatır mısınız? Örneğin evet, hayatımda ilk defa ben sarı karpuz gördüm. Evet. Bunu acaba tadı var mıdır diye düşündüm. İnanılmaz lezzetli. Nasıl oluyor? Bu karpuzun bir hikayesi var mesela sizde. Evet, şimdi çok eski tohum bunlar. Yani bu karpuz 100 yıllık tohum. Hı-hı. Gökçeada'dan geldi tohumu. Hı-hı. Biz bu tohumu
tohumları azar azar geliyor. 3 tane, 5 tane. Biz bunları burada çoğaltıyoruz. Çoğalttıkça daha çok ekiyoruz. Görüyorsunuz zaten çekirdekleri de böyle büyük çekirdeklerden. Hiç ilaçsız yetiştiriyoruz bunları. Peki çocuklar büyürken buradan hem iş hayatı burada hem iş hayatı hem çocukları büyütmek zor mu kolay mı? Bence çok kolay. Çünkü çocuklar burada benimle beraber tohum ayıklıyorlar. Toprağa birlikte bir şey ekerken beraber ekiyoruz. Burada bazı hayvanları sahipleniyoruz dışarıdan hayvanları. Onların bakımlarını ve beslemesini yapıyoruz. Birlikte burada çok keyifli vakit geçiriyoruz. Bence evde bakmak çok daha zor. Burası çok daha iyi bence onlar için. Ki küçükler. Biri 5 yaşında, biri 3,5 yaşında. Burası onlar için çok keyifli bir alan. Merve Hanım, burada neler yapıyorsunuz çocuklarınızla özellikle? Hafta sonları özellikle çocuklarla aktiviteler beraber. Aktiviteler daha doğrusu neler oluyor? Evet. Ekmek yapıyoruz. Burada taş fırınımız var. O ekmeği taş fırında pişiriyoruz. Değirmenimizde öğüttüğümüz buğdaylardan, taş değirmenindeki buğdaylardan ekmek. Keçi sağımı yapıyoruz. Keçilerimizi sağıyoruz. İşte dediğim gibi toprağa bir şeyler ekiyoruz. Kuş evi boyuyoruz. Onları ağaçlarımıza asıyoruz ki kışın geldiği zaman kuşlar orada barınakları olsun, yuvaları olsun diye. Çamurla oyun oynuyoruz çocuklarla beraber, topraktan bir şeyler yapıyoruz, obje yapıyoruz. Aynı bizlerin çocukluğunda olduğu gibi hani sokakta çamuru toprağa karıştırıp işte kendimize tabak, çanak, bardak yapıyoruz ya. Aynı onun gibi etkinlikler yapıyoruz burada hafta sonları çocuklarla. Yani burada hem kariyerinizi devam ettiriyorsunuz bir veteriner hekim olarak, hem anneliğinizi devam ettiriyorsunuz. İstanbul'a döndüğünüz zaman böyle bir sıkıntı oluyor mu? Yani hani o kadar burada güzel bir hava var ki, o kadar bir oksijen var ki, biz biraz önce programa başlamadan önce de ben dedim bu kadar temiz hava benim uykumu getirdi diye. İstanbul'a döndüğünüz zaman böyle ne hissediyorsunuz? Zor oluyor mu? Çok mu alıştınız? Çok alıştım. İstanbul'a dönüp bu evin içerisinde olmak gerçekten biraz zor geliyor. Hem bana hem çocuklar için. Tabii burada çok alan büyük, özgür yetiştikleri için işte düşüyorlar, pisleniyorlar, istediklerini yiyorlar. Bahçeden gidip istediğini kopartıp yiyorlar. Hiç ilaç da atmadığımız için dalından koparıp yiyorlar. Çok alıştılar onlar da. Evde enerjimizi atamıyoruz biz. Ne yapacağız? Şimdi ne yapalım? Nasıl bir şeyler yapsak diye. Çok zor oluyor bizim için. Genç ve kariyerli bir annesiniz. Özellikle gördüğüm kadarıyla da oldukça çalışkansınız. Kariyerini devam ettirmek isteyen annelere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz Merve Hanım? Kesinlikle durmasınlar. Çocuk kesinlikle bence bir engel değil. Ki benim iki tane var, aralarında da çok az yaş farkı olduğu halde asla bir engel değil. Yol, mesafe engel değil. Bence bir bayan, bir kadın yapmak istedikten sonra her şeyi yapabilir, her şeyi başarabilir. Biz çoğu zaman böyle 7 gün yani uzun mesai saatlerinde çalışıyoruz ama eşim hep söyler, insan sevdiği işi yaptığında asla yorulmazmış diye. O çok doğru. Ben sevdiğim işi yaptığım için de yoruluyorum gibi gelmiyor. Onun bana başka bir taraftan mutluluğu olduğu için bence yola devam. En çok hayvanları mı, bitkileri mi seviyorsunuz? O çok değişken. İkisi de diyeyim. Gerçekten birbirinden farkı yok. Çünkü hayvanlara karşı da bir tarafım çok farklı. Ama bitkiler de canlı olduğu için, ya şu çekirdek bile inanın benim için çok kıymetli. Mesela bakın bu siyah mısır. Bunlar. Bunun bize bu sadece bir koçan olarak geldi ve biz bunu 3 yıldır çoğaltıyoruz. Bu çok eski, GDO'suz, genetiğiyle oynanmamış 100 yıllık bir tohum, mısır. Bunu haşlıyor muyuz? Yok, kızartma, popcorn bu. Evet. Tek tek böyle. Evet, tek tek, tek tek patlamış mısır. Bembeyaz oluyor patladığında ve gerçekten çok lezzetli. Ben ayıklamaya başladım. Evet. Merve Hanım. Çok süper. Kıymetli. Bir tanesi bile çok değerli. İşte bilmek ne kadar önemli bir şey. Şimdi ben bunu yerde görsem çöpe atarım yani. Siyah diye. Ne kadar değerli her şey. Topraktan çıkan her şey aslında çok değerli. Kesinlikle öyle. Çok değerli ve çok kıymetli bizler için. Merve Hanım, ben mısırımı da alıp size teşekkür edip gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Vallahi siz de bize harika ağırladınız. Özellikle pembe ve sarı karpuza bayıldım. Hem kadın hem anne tüm hızıyla devam ediyor. Hamilelikte genetik test yaptırmak gerekir mi? Gebelik döneminde bebeğin hasta olup olmadığını, doğum sonrasında bir çocukta problem olma ihtimali varsa bu risklerin yüzdelerini... Genetik test ile hastalıkların önüne geçmek mümkün mü? Biz onun tanısını koymuşuz. Tüp bebek artı genetik ayıklamayla sağlıklı bir çocuk sahibi yapmışız. İpek Dağıstan'da soruyor, tıbbi genetik uzmanı Doktor Hakan Berkil cevaplıyor. Az sonra. Şimdi sırada Leyla ile Burak var. Ve ortada da bir çocuk var. Hep beraber izliyoruz.
duymak bilmedi yemin ediyorum ya. Ya 3 yaşında çocuğa 30 tane masal kitabı okunur mu Burak ya? Abi bir de garip garip sorular soruyor bana. Yok o şey yapan kurbağa, prense dönüşen kurbağanın cinsi neymiş? Sana ne ya? İşte çocuksun sen kapı gözünü uyu. Kime çektiyse artık. Bana çekmiş bana. Ben de hiç uyumazmışım biliyor musun? Ya onu demiyorum. Uyuması değil. Hani annesi de hiç soru sormaz. Ne bileyim annesi de hiç konuşmaz. Çok konuşmaz. Ya yani onlara demek istedim. Gen bu gen. Geçiyor işte. Geçiyor ama inşallah ikincisi sana çeker. İnşallah. Neden öyle dedin ya? Ne bileyim işte böyle kaşı, gözü, huyu, suyu böyle ne geni varsa sana çeksin. Çok isterim. Ciddi misin sen? Tabii ciddiyim. Aa kocamsın sen benim ya. Beğendik de aldık herhalde. Sinirim ben ya. Bak çok hoşuma gitti biliyor musun şu an? Bana benzemesini ister misin gerçekten? İsterim tabii. Ama şey... Gözü mavi olsa hani tamam gözleri mavi düşün tamam mı bizim çocuğumuz. Çok güzel gidiyordun ama bir şarampol yaptın şu an. Yani bana benzemesini istiyorsun ama mavi gözlü olmasını istiyorsun öyle ha, mi? Mavi gözlü olsa. Ay Burak yalnız mavi göze de kumral saç çok yakışır ha. Bayağı mavi kumral kombin yaptın çocuğu çok da böyle bir kombin yaptın. Yaptım. Başka var mı mesela? Başka istediğim bir şey var mı çocukta mesela? Ha var. Bak böyle hep özenmişimdir. Okka gibi bir burnu olsun. Küçücük. Ay bir de üstüne dalyan gibi boyu oldu mu? Ay Burak vallahi bir bakan bir daha döner bakar ha. Şimdi şöyle toparlayalım bunu. Mavi gözlü, kumral, dalyan gibi boy, okka gibi burun. Aynı ben. Ben kahverengi gözlüyüm. Siyah saçlıyım, esmerim. Okka gibi burnum yok. Orta boylu bir erkeğim. Ama sen bana benzemesini istiyorsun öyle mi? Tabii ne var? Konumuz genetik. Konuğumuz ise tıbbi genetik danışmanı Doktor Hakan Berkil. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oysa her şey ne kadar güzel başlamıştı değil mi? Kaşı, gözü, yüzü sana benzesin diyordu ama son anda her şey değişti. Genetik nedir? Genetiği aslında anlamak için önce insan vücudundan yola çıkmak lazım. Bildiğimiz gibi insan vücudu trilyonlarca hücreden oluşuyor. Bu hücrelerin içerisinde bizim çekirdek dediğimiz bir yapı var. Bu çekirdeğin içerisine daha dikkatli baktığımız zaman da bizim kromozom adını verdiğimiz çubuk benzeri yapılar diye ben onları adlandırıyorum. Kromozomlar var ve bunlar 23 tane anneden 23 tane babadan geliyor aslında. Bütün şeyin altında bu yatıyor. Bu kromozomları oluşturan daha derinlerindeki şey de bizim DNA'mız. İşte genetik dediğimiz şey bu DNA'dan ve kromozomlardan kaynaklanan bir şey. Ve bizi ana rahminde ilk oluştuğumuz andan itibaren etkiliyor. Fiziksel olarak özelliklerimizi belirliyor. Bunun dışında hastalıkla bağlantılı bir takım özelliklerimizi, avantajlarımızı, dezavantajlarımızı belirliyor. Doğduktan sonra da metabolizmamızı, fizyolojimizi, fiziksel görüntümüzü belirleyen şeyler aslında genetik. Bizi biz yapan şey aslında. Hayatımızı çok değiştiriyor ve hayatımızı çok etkiliyor tabii ki. Çocuk, dünyaya çocuk getirmeye karar verdiğimiz andan itibaren genetiğimizi bir incelememize gerek var mı? Aslında incelenmesinde fayda var. Fakat tabii herkese bunu standartta öneremiyoruz. Bunun bir takım ekonomik nedenleri de var tabii insanları düşündüğümüzde. Ama baktığımız zaman eğer biz bir gebelik planlaması varsa ve gebe kalmadan önce bir takım testleri çiftlerde yaparsak ve bir takım genetik hastalıklar için taşıyıcılıklarını önceden bilirsek, biz bu hastalara gebelik döneminde bebeğin hasta olup olmadığını, doğum sonrasında bir çocukta problem olma ihtimali varsa bu risklerin yüzdelerini ve daha önemlisi bu riskler çok yüksekse tüp bebek artı genetik ayıklama dediğimiz daha gebelik başlamadan problemin önüne geçme şansını verebiliyoruz. Genlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak oldukça fazla şey kazandırıyor bize. Çocuklarımızı peki genlerimiz ne kadar etkiliyor? Hani diyoruz ya aynı babaannesine benzemiş, babasının kopyası babasına çekmiş. Bu çekmiş denen şeyler genetik değil mi? Aslında tamamen genetik. Niye? Demin başta da söylediğim gibi genetik yapımızın yarısını anneden, yarısını babadan alıyoruz. Dolayısıyla kardeşler belki birbirlerine çok benzemiyorlar bazen ama işte o farklı yarılarını aldığımız için. Dolayısıyla çocuklara baktığımızda annelerinin ve babalarının avantajlı ve dezavantajları yönlerini bazen bir kardeş alıyor, bazen diğeri diğer yarısını alıyor. Dolayısıyla tamamen aslında anne baba belirliyor. Bu
hastalık bazında, yine fiziksel bazda veya işte bu spor performansı, beslenme gibi birçok yaşamda bizi etkileyen şeyler de anne babamızdan alıyoruz. Nasıl testler uygulanıyor? Şimdi yaptığımız testler DNA testleri diye geçiyor. Hı hı. Ve belli genetikteki, genetik yapımızdaki belli hedef noktalara bakıyoruz. Dolayısıyla bunu daha önceden hep bir kan örneği alarak yapıyordunuz. Bu çok az miktarda bir kan, açlık gerektirmiyor fakat onu modifiye etti dünya, biz de aynı şekilde. Artık ağız içinden, hı hı, ucunda pamuk olan bir çubukla bir, yani dişinizi fırçaladığınızda daha az acı, daha fazla acı hissedersiniz. Hı. Sadece o yanak mukozasına sürterek yarımşar dakika örnek alıp oradan DNA elde ederek bütün genetik testleri neredeyse artık yapabiliyorsunuz. Yani iş çok kolaylaştı diyebiliriz. Maliyetli bir şey mi hocam bu? Şimdi örnek ve örnekten DNA elde edilmesi standart ve maliyetli şeyler değil. Ne kadar zamandır Türkiye'de bu testler yapılıyor, genetik testleri? Yani Türkiye'de genetik çok ileri düzeyde, her şeyden önce onu söylemek lazım. Bu konuda çalışma yapan çok değerli başka arkadaşlarımız da var. Yaklaşık 90'lardan itibaren çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Yani 30 sene demek. Fakat şu değişiyor, her merkez her genetik testi yapmıyor. Buradaki önemli nokta bu. Bazıları tamamen kanserle ilgili testlere eğiliyor. Bazı merkezler gebelik dönemindeki testleri yapıyor. Bazı merkezler hem bunları yapıyor, üzerine spor performans testi, nutrigenetik dediğimiz, farmakogenetik dediğimiz daha farklı testleri de yapıyor. Dolayısıyla fiyatlar konusunda yaptığınız testin dönemi, genişliği, hassasiyeti gibi bir takım şeyler bu fiyatları belirliyor. Yani çok çok basit testler var, çok kapsamlı testler var. O yüzden geniş bir aralıkta diyebiliriz fiyatlar. Ülkemiz bu konuda oldukça ileride, dünyayla birlikte aynı hızla gidiyor anladığım kadarıyla, öyle değil mi? Şu an şöyle söyleyebilirim. Amerika'da veya Avrupa'da hep öyle karşılaştırılıyor ne yazık ki. Ne yapılıyorsa her şeyi yapıyoruz. Biz kendi merkezimizde de yapıyoruz. Hatta belli konularda bizim toplumumuzdaki özelliklerden kaynaklı çok daha fazla hasta tecrübemiz var. Dolayısıyla dünyadaki belli çalışmaları en fazla yapan birinci, ikinci merkezler Türkiye'de, öyle söyleyebiliriz. Hastaneler değil, merkezlere mi gitmemiz gerekiyor genetik testi yaptırmamız için ya da genetiğimizi inceletmek için? Buradaki önemli nokta şu, şimdi adı üzerinde genetik test. Eğer bir hastaneye gideceksek, o hastanenin bünyesinde bir genetik laboratuvarı olup olmaması önemli. Eğer siz hastaneye gittiğinizde böyle bir merkez varsa zaten genetik danışmanınızı alıp bir hekimden sizi doğru yönlendirmesini sağlayabilirsiniz. Özel merkezlere gittiğinizde de zaten adının genetik hastalıklar tanı merkezi olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılıyorlar çünkü bu şekilde. Dolayısıyla gittiğiniz merkezin ister özelde ister hastanede olsun bir genetik tanı merkezi olması gerekiyor. Ruh halimize etkiliyor mu genetiğimiz? Yani bizim metabolizmamızı etkilediği için tabii ki ruh halimizi de etkileyecektir. Sonuçta ruh halimizi etkilediği gibi bir takım bunun hastalık boyutuna geçtiği, anksiyete, depresyon gibi hastalıklarda kullanılan ilaçların dozunun bile ayarlanmasında artık dünyada çok uzun zamandır genetik testler yapılıyor. Size bu ilacı vermeyelim, sizde yan etkiler olacaktır, size hiçbir faydası olmayacaktır, size onun yerine bunu verelim. Artık dünya ve biz de aynı şekilde bunların hem nedeninin genetik olabileceğini hem de tedavisinde genetiğin çok önemli olduğunu, genetik testlerin, biliyoruz. Test yaptırdık. Ne kadar zaman sonra sonucunu öğreniyoruz? Yine değişkenlik göstermekle birlikte şöyle söyleyebilirim. En hızlı çıkan testler 7-10 gün gibi. En uzun sürede sonuç aldığımız daha kapsamlı testler de 6-8 hafta gibi. Yani aralık bu şekilde. Size danışanlardan sonuçlar çıktığı zaman üzülenler oluyor mu? Yani testin sonucunda olumsuz şeyler, negatif şeyler çıkıyor mu? Çıkıyorsa o negatiflikler neler hocam? Şimdi burada belki dönem dönem ayırarak konuşmak lazım. Gebelik döneminde yaptığımız testlerde en bilineni olduğu için söylüyorum. Bebeğin Down sendromu olduğunu bir aileye 14 hatta 13. haftada söyleyebiliyoruz. Tanı testi olarak, kesin olarak. Dolayısıyla bunu aileye söylemek çok zor ve ailenin de burada verdiği tepkiler tabii bizleri de etkiliyor. Çok üzücü şeyler. Sonuçta burada konuştuğumuz gebelik dönemindeki
şeyler ailelerle sıkıntılı. Benim için de sıkıntılı, aileler için de sıkıntılı, üzüntü verici. Doğum sonrasındaki testlerde ise yine problemli çocukları olan aileler geliyor. Onlara tanı koyduğumuzda, yine bilgi verdiğimiz zaman ömür boyu değişmeyecek ve bir takım sıkıntıları sürekli yaşayacak bir çocuk ve onun hastalığı bu dediğinizde tabii sıkıntılı bir durum, üzücü bir durum. Ama bir takım testlerde de tam tersine çok güzel haberler veriyoruz. Nedir? Böyle bir hasta çocuğu doğmuş, kaybetmiş, biz onun tanısını koymuşuz. Tüp bebek artı genetik ayıklamayla sağlıklı bir çocuk sahibi yapmışız. Ne güzel. Bunlar çok güzel haberler. O aileler hep gelip bizler de o çocuklarını bir getirip birlikte bir paylaşmak istiyorlar. Yine doğduktan sonra, demin de aslında bahsettik, acaba çocuğum hangi spor branşında başarılı olur? İşte kas tipi nasıl? Dayanıklılık tarzında mı? Patlayıcı, o sprint dediğimiz tarzda mı? Ya da işte onun yaşam kalitesini arttırmak için neler yapmalıyım kısmında aslında verdiğimiz bilgiler üzücü olmaktan çok yönlendirici. Mesela öyle bir test yapıyoruz ki, bakın diyoruz, sizde veya işte çocuğunuzda laktoz intoleransı var. Ya süt ve süt ürünlerini kullanmayın ya da laktozsuz süt üzerinden gidin. İşte gluten intoleransınız var. Mümkün olduğunca, Türkiye'de çok kolay değil biliyorum, ama glutensiz beslenmeye çalışın gibi onların bizimle görüşmelerinden sonraki hayat dönemlerini daha kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Bu bizler için sevindirici. Onlar için de sonraki dönemde çok daha iyi bir yaşam sunduğu için aslında güzel haberler diyebiliriz. Ne kadar güzel şeyler öğrenip yaşamak, öyle değil mi? Ne yememiz gerektiğini, yediğimiz şeyin bize ne boyutta döneceğini. Ayrıca çocuklarımız için söylediğiniz çok dikkatimi çekti. Spor çok önemli bir şey. Küçük yaşta hangi spora yönelmesi gerektiğini de öğrenmek oldukça büyük bir lüks. Verdiğiniz bilgiler eşsizdi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hem kadın hem anne bu hafta sona erdi. Önümüzdeki hafta Leyla ve maceraları ve tabii ki birbirinden değerli konuklarımızla birlikte olacağız. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.